Merhaba, mutfağa da harika hanım, hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında harika bir dondurmalı helva hazırlayacağız. Diğer helvaları unutulacak bir tarif oluyor. Küçük bir tencere içerisine 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şeker alıp karıştırıyorum. Şeker erine kadar karışın ocağın üzerinde, kaynamasına gerek yok. Ben bugün dondurmalı hazırlayacağım. İsterseniz sade olarak da tüketebilirsiniz. Şerbetimizi kenara alıyoruz. Tavanın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyoruz. Lütfen sizler buraya kadar izlediyseniz video hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Tereyağı erittikten sonra içerisine 1,5 su bardağı irmik ve yarım su bardağı un ilave ederek kısa yakın orta ateşte devamlı olarak karıştırıyoruz. Yumuşacık, çok lezzetli, harika bir helva oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Tadı damakta kalan efsane lezzetlerden bir tanesi oluyor. Diğer helva tarifimi için yukarıdaki linki tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi rengi değişmeye başlıyor ve sürekli olarak karıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü helva hemen kızarıyor ve eşit bir şekilde kavrulması gerekiyor. Dikkatli bir şekilde devamlı karıştırarak helvamızı kavuruyoruz. Sizler daha önce kanalımdaki helva tariflerini denediniz mi? Bununla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Rengi dönmeye başladı görmüş olduğunuz gibi. Ve dikkatli bir şekilde şerbetimizi ekliyoruz. Şerbetin tamamını döktükten sonra hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kıvamına gelmeye başlıyor. İsterseniz şerbeti sadece su ile de hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum ve kıvamına gelmesini sağlıyorum. Şu an beyaz olduğuna bakmayın. Tamamen şerbetini çektikten sonra rengi koyulaşıyor. Şu an ocağım orta ateşte. Orta ateşte devamlı karıştırarak helvanın çekmesini sağlıyoruz. Biraz kavurduktan sonra içerisine yarım çay bardağı pekmez ekleyeceğim. Tabi isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz de ama lezzet katıyor arkadaşlar, sizlere tavsiye ederim. Kıvamı şimdiden bile harika gözüküyor. İçerisine pekmezi de ilave ederek hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Bu sayede daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Daha böyle bir yanık tadı geliyor. Kavurma tadı geliyor. İsterseniz tercih etmeyebilirsiniz de. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Harika bir kıvamı var. Bu kıvam sayesinde dondurmalı helvanız çok lezzetli oluyor. Ve hemen dondurmayı ekledikten sonra dağılmıyor. Buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Bu helvayı dinlendirmeden hemen servis yapacağız arkadaşlar. Tabii siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi isterseniz sade tüketebilirsiniz. Kıvamı harika, tadı efsane oluyor. Artık şeklimizi vermeye, sunumumuza geçebiliriz. İstediğiniz kaseye büyük veya küçük porsiyon olarak tercih edebileceğiniz kolay tariflerden bir tanesi. Kullanacağım kaba bir tane site serdim arkadaşlar. Kolay bir şekilde ayrılıyor. Kasenize göre biraz helva ekleyin ve ortasını çukur açın. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Rengi de harika. Kaşıkla bu şekilde çukurlaştırıyorum ve içerisine sade dondurma ekliyorum. Ve tekrar üzerine biraz daha helva ekleyerek kapatıp ve ters çevireceğim. Basit ve kolay anlaşılır bir tarif oluyor arkadaşlar. Siz de mutlaka deneyin. Kanalımda ne tarz tarifler görmek istiyorsanız lütfen onu da yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ben üzerine biraz fındık kremi süslüyorum. Tabi tercihen farklı şeyler de süsleyebilirsiniz veya sade bırakabilirsiniz. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi hala dumanı üzerinde. Harika bir tadı var. Dokusu da böyle. Tarifimin sonuna geldiğim, izlediğin için çok teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.